Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni, akciğer dokusunda bulunan hava keseciklerinin enfeksiyonu olarak tanımlanıyor. Sonbahar ve kış aylarında soğuyan havanın vücut direncini düşürmesiyle birlikte görülme sıklığı artan zatürre, ülkemizde tüm ölüm nedenleri arasında 5. sırada yer alıyor. Zatürre, enfeksiyonlar nedeniyle oluşan ölümlerde ise ilk sıraya yükseliyor. Zatürre erken tanı alındığında tedavi edilebilse de özellikle bağışıklık sisteminin henüz gelişimini tamamlayamadığı bebeklerde, eskisi kadar güçlü olmadığı ileri yaş gruplarında ve baskılandığı kronik hastalığı olan kişilerde ciddi nefes darlıklarına, solunum sıkıntılarına hatta ölüme bile yol açabilen ciddi bir hastalıktır. Acıbadem Maslak Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Sezen Genç, solunum yolu enfeksiyonlarından korunma önlemlerinin zatürrede de mutlaka alınması gerektiğini belirterek şu önemli uyarılarda bulundu. COVID-19 bağışıklık sistemini ciddi anlamda bozabiliyor. Zatürre etkenlerinin akciğere yerleşmelerini kolaylaştırıyor. Her iki hastalığın birlikte görülmesi de solunum yollarında ciddi hasar oluşturarak hastanın solunum cihazına bağlanmasına ve yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesine yol açabiliyor. Daha da kötüsü ölüme bile sebep olabiliyor. Özellikle hastalığın daha ağır seyredebildiği risk grubunda etkin aşılama, hastalığa bağlı gelişebilecek olumsuz tabloların riskini oldukça azaltacaktır. Dolayısıyla 65 yaş üzerinde olan ve hastalığın daha ağır seyredebileceği risk grubundaki kişiler mutlaka aşı olmalıdır. Genellikle vücut direnci düştüğü zaman gelişen zatürreye bakteriler, virüsler ve mantar enfeksiyonları neden oluyor. Öksürme ve hapşırma gibi faktörlerle yayılan mikroplar sadece havada asılı kalabiliyor. Bu mikropların solunması da hastalığın kolayca bulaşmasına neden olabiliyor. Toplu taşıma araçları gibi kapalı ortamlarda bulunmanın yanı sıra hastayla temas edilmesi ve havlu ya da bardak gibi eşyaların ortak kullanımı da riski artırıyor. Peki zatürrenin belirtileri nelerdir? Üşüme ve titreme ile yükselen ateş, öksürük, koyu balgam, özellikle nefes alıp vermekle belirginleşen yan ağrısı ve eşlik eden nefes darlığı zatürrenin tipik belirtilerini oluşturuyor. Ancak bazı hasta gruplarında kas eklem ağrıları, karın ağrısı ile kuru öksürük gibi sinsi bulgularla giden atipik durum görülebiliyor. Bu noktada hastanın farkındalığı dolayısıyla hekime başvuru süreci gecikiyor. Bunun sonucunda hastalığa ait nefes darlığı, solunum problemleri, hatta solunum desteği gerekliliği gibi olumsuz sonuçların gelişme riski artıyor. Tedavide gecikmemek için balgam çıkarma ve yüksek ateşin de eşlik ettiği öksürükte zaman kaybetmeden hekime başvurmak gerekiyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Sezen Genç, zatürreye karşı 8 etkili önlemi şöyle sıralıyor. 1. Maske kullanın. Maske kullanmayı asla ihmal etmeyin. Maske, COVID-19 virüsünün bulaşma riskini düşürdüğü gibi zatürre mikroplarına maruziyeti de azaltıyor. 2. Aşı yaptırın. Kritik öneme sahip diğer bir konu ise aşılama. Hem COVID-19'a karşı aşılama hem de zatürre aşılaması hastalığın gelişme riskini azaltıyor. 3. Ellerinizi sık sık yıkayın. El hijyenine dikkat etmeniz de zatürre mikroplarının bulaşmalarını önlemede kritik role sahip. Özellikle toplu bulunan ortamlarda bir yere dokunduktan sonra ve yemeklerden önce ellerinizi en az 20 saniye boyunca sık sık yıkayın. 4. Kapalı ortamlardan kaçının. Solunum yoluyla kolayca bulaşabildiği için kapalı ortamlarda mümkün olduğunca bulunmayın. Bulunmak zorunda olduğunuzda mutlaka maske kullanın. 5. Sık sık havalandırın. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırmanız ortamdaki mikrop yükünün azalmasını sağlayacaktır. Odanızı her gün en az 3 defa olacak şekilde 15 dakika havalandırmayı ihmal etmeyin. Sıklığın artırılması, uygun sıcaklığın ve nemin sağlanması riski daha da azaltacaktır. Klimaların temizliğine de mutlaka dikkat edin. 6. Sağlıklı beslenin, düzenli uyuyun.
Bağışıklık sisteminizin güçlü olması için dengeli ve düzenli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. 7. Sigara kullanmayın, alkol tüketmeyin. Bağışıklık sistemini baskılayıcı etkisi nedeniyle sigara ve alkolden kesinlikle uzak durun. Sigaranın akciğer dokusuna verdiği direkt toksit etki ve enfeksiyona yatkınlık geliştirmesinin yanı sıra tedavi direncine de sahip olduğunu unutmayın. 8. Bol bol su için. Zatürreye karşı bol bol su içmeniz de çok önemli. Bunun nedeni ise ağız ve burna ulaşan mikropların kuru bölgelere daha kolay yerleşebilmeleri. Her gün 2 ila 2,5 litreyi gün içine dağıtarak tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Zatürre hafif seyrediyorsa ve genellikle ek risk faktörü olmayan hastalarda tedavi evde yapılabiliyor. Şiddetli boyuta ulaşan zatürrede ise hastaneye yatış gerekebiliyor. Bazı hastalarda solunum desteğiyle yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyulabiliyor. Doktor Sezen Genç, erişkinlerde zatürrenin en sık nedeni olan bakteriyel etkenlerin tedavisinde temel basamağın antibiyotikler olduğunu belirterek şöyle devam ediyor. Tedavinin temelini oluşturan antibiyotiklerin yanı sıra istirahat, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler ile bol su tüketimi fayda sağlıyor. Risk grubuna özel gelişme ihtimali artan virüs ve mantar gibi etkenler tespit edilirse, mutlaka bu sorunları da kapsayacak olan tedavi uygulanıyor. Tedavinin süresi genellikle 7 ila 10 gün arasında seyrediyor. Ancak hastalığın şiddetine göre eşlik eden başka bir hastalık ve spesifik etken varlığında 3 haftaya kadar uzayabiliyor.